doğumsal kalça çıkı, diğer bir tanımla gelişimsel kalça displazisi, kalçanın çocukluk döneminde ekleminin yerinde olmaması veya çıkmaya meyilli olmasıdır. Bu çok değişik derecelerde olabilir. Ya tam olarak çıkma olabilir veya kısmi olarak kalçanın yerinde çıkma eğilimi içerisinde olması veya displazi dediğimiz gerek yuvanın gerekse kalçanın gelişme yetersizliği şeklinde olabilir. Burada en çok kızlarda karşılaşılabilir ve ailesel yatkınlığı olanlarda daha sık olarak görülmektedir ve toplumsal ciddi bir sorun olarak karşımıza durmaktadır. İlk olarak aile bize kalça pillerindeki farklılıkların sayılarının azlığı veya çokluğu veya kalçasının çocuğun açamamak gibi bir problemle gelmekte. Yapılan muayenede bazen kalçanın yerine girip çıkması, burada görüldüğü gibi kalçanın yerine girip çıkmasının hissedildiği bir durum olabilir. Bu muayenede önemlidir. Bunun dışında özellikle ilk 6 aya kadar tanıda ultrason son derece kıymetlidir. Ultrason ile kalçanın yerinde olup olmadığını anlamak mümkündür. Çıkık olgularda ve ileri yaşlarda diğer röntgen ve diğer tetkiklerden faydalanabilir. Tedavisinde hastanın ve ailesinin eğitimi özellikle son derece kıymetlidir. Kundak yapılmaması çocuğun bunun ilk başta verilmesi gereken durumdur. İlk dönemlerde, 6 aya kadar olan ilk dönemlerde bandajlar ki burada pavlik bandajı özellikle önemlidir. Bunun çok uygun şekilde, tekniğe uygun şekilde kullanılması yine önemlidir. Daha sonraki ileriki yaşlarda alçılama, kapalı redüksiyon, daha da ileri olgularda 18 yaşı 12 yaşından 12 ayından sonra ve 18 aya kadar olan dönemlerde cerrahi tedaviler yapılabilir. Çok daha ileri yaşlarda ise yine ameliyatlar mümkündür.